Bazıları hükümet, ganimet, basiret, ucube, hatice, hazine, muhafız, samimi, muhabir, muhalif diye söylüyorlar. Halbuki hükümet, ganimet, basiret, ucube, hatice, hazine, muhafız, samimi, muhabir, muhalif böyle söylemeleri lazım. Orta hecesindeki uzun ünlüyü kısa okuyup ünlüleri uzun olmayan kelimelerin orta hecesini uzun söylemeye çalışanları anlamak gerçekten zor. Bunlar kelime diyorlar mesela değil kelime, elbise diyorlar değil elbise, tehlike diyorlar tehlike, tecrübe diyorlar değil tecrübe, tefrika değil tefrika, meşale diyorlar değil meşale veya meşale, merhale değil merhale, nazaran değil nazaran, azamet değil azamet. Bir sesini atladığımız için hatalı söylediğimiz bazı kelimelerin doğru telaffuzu. Avukat, komiser, saha komiseri, komutan, başkomutan, üniversite, üniversiteler arası, veteriner, veteriner hekim, orijinal, orijinal mevzular, inisiyatif, inisiyatifini kullanmak, diferansiyel, diferansiyel denklemler, iddia, iddianame, stajyer, stajyer spiker, psikoloji, sosyal psikoloji, psikolojik, ideoloji, ideolojik, manipülasyon. Kıymetli oyuncu ve spiker arkadaşlar, bir anlamı da saygı sınırlarını aşan davranış olan kelimenin telaffuzu cüret değil, cüret de değil, cüret veya TDK'nin önerisiyle cüret. Böyle davranan kişiye de cüretkâr değil, cüretkâr veya cüretkâr deriz. Pek az anlamındaki kelime cüz'i veya cüz'i değil, cüz'i veya TDK'nin önerdiği şekliyle cüz'i diye söylenir. Sayıları gösteren işaretlerin söylenişi rakam değil, rakam. Kendisiyle konuşulan kimse muhatap değil, muhatap. Yapay anlamındaki kelimenin söylenişi sunni değil, suni veya suni. At çekme anlamındaki kelime de kurra değil, kura veya kura. Azamet diye çoğunlukla hatalı söylenen büyüklük, ululuk anlamındaki kelimenin doğru söylenişi azamet. Hiçbir ünlü uzun söylenmez. Cümle içinde kullanalım. Azametine, tezyinatının ihtişamı ve zarafetine herkesin hayran olduğu bir yapıdır bu saray. Aynı kökten gelen ve en çok, en üst, en yüksek derece anlamında kullandığımız kelimenin doğru söylenişi de bazı seslendirmecilerin dediği gibi azami değildir. Doğru söylenişi azami, ilk A ve İ uzun. Bazı söz kalıplarında kullanımları şöyle, azami hız, azami kar, azami tutar. Azami derecede mesela. Yine aynı kökten gelen, daha büyük, pek büyük anlamında bir de azam kelimesi var. İlk A uzun, ikincisi kısa. Daha çok tamlamalarda kullanılır. Vezir-i azam, sadrazam gibi bu kelimeler belirtme eki alınca sadrazamın olmaz, sadrazamın, vezir-i azamın olur. Açıklama anlamındaki kelime izah etmek değil izah etmek diye söylenir. İki ünlü de uzun, tıpkı ilan etmek, imar etmek, ikaz etmekteki gibi. Açık ve net olmayan anlamındaki kelime muğlak değildir, mağluptaki gibi L incedir. Muğlak, muğlaklık. Bir tarikate, şeyhe bağlanan kişi mürit değildir, mürittir, ek alırsa müridi olur. Kalın, tok ve gür ses davudi ses değildir, davudi sestir. Çağırma, bağırma, seslenme anlamındaki kelime nida değil, nidadır. Kurtulmuş anlamındaki kelime vareste değil, varestedir. Esirgeme duygusu şefkat değil, F ile söylenir. Şefkat, şefkatli. Yumuşak huylu halim değildir, halimdir. İsim olursa Halim Bey diye söyleriz. Yılan gibi kıvrılan yılan kavi değildir, yılan kavi diye okunur. Bir şeyin benzeri nüshası değil, nüshasıdır. Kur'an-ı Kerim nüshası. Bu harflerle yazılan 3-4 farklı kelime var, hepsini bir cümlede kullanalım. Kabil'de Kabil Bey ile karşılaştım, bu kabil karşılaşmalar pek kabil değil. İlk kelime Kabil, Afganistan'ın başkenti. K ince, A ince uzun ve şapkalı yazılır. Kabil.
İkinci kelimemiz Kabil, kişi adı olarak dilimizde az kullanılmış ama Habil ile Kabil kıssasından gayet iyi biliyoruz bu ismi. K kalın, A kalın ve uzun. Habil ile Kabil değil, Habil ile Kabil kıssası. Diğer kelime Kabil, türlü, gibi, benzer demektir. İyi şapkalı yazılır. Bu kabil kalıbı çok kullanılır. O türlü anlamında kabilinden ifadesi kitaplarda çok geçer. Şaka kabilinden deriz örneğin. Dikkat edelim, kabilinden değil, kabilinden diye okunur. Gelelim kabil kelimesine. Bunda da kişi adındaki gibi K kalın, A kalın, uzun söylenir. Kabil, olabilir anlamındadır. Kabil değil ifadesi çok kullanılmış. Sakıncası yok anlamında kullandığımız ifade mahzuru yok değil, mahzuru yok şeklindedir. S ile değil Z ile, mahzuru yok. Daha çok sakıncası yoksa anlamında mahzuru yoksa diye kullanırız. Kuşatılmak, bir yerden çıkamamak anlamında kullandığımız ifade ise mahsur, S ile, mahsur kalmak. Gemi İstanbul Boğazı'nda mahsur kaldı. Bir de mahzun var, üzgün, hüzünlü demek. Mahzun olmak gibi ifadelerde kullanırız. Bezirganım, metaım çok, alana satmaya geldim. Eşya, mal, ticaret malı, servet anlamlarında kullandığımız kelime meta değil, beta der gibi söylenmez. A sesi uzundur. Meta diye söylenir. Meta, metalaşmak. Bu bir metadır. Dünya metaı diye telaffuz edilir. Metanın çoğulu emtiadır. Meta diye kısa söylersek o batı dillerinden geçmiş bir örnektir. Örneğin metabolizma. Mevlid, doğma, doğuş demek. Özellikle Peygamberimizin doğumunu ifade eder. Aynı zamanda Peygamberimizin dünyaya gelişini ve onun hayatındaki önemli olayları anlatan manzum eser, özellikle Süleyman Çelebi'nin asıl adı Vesiletün Necat olan eserine de Mevlid denir. Bu eser bir tamlamayla anılır, Mevlid-i Şerif. Mevlid kelimesinde uzun ünlü, uzun hece yok. Ünüyle başlayan ek alınca Mevlidi diye uzatılmaz. Arif Nihat Asya'nın naatinden örnek verelim. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Bu kelimeyle yapılan bir diğer tamlama Mevlid-i Nebi, Nebi'nin doğumu, doğum zamanı demektir. Bu vesileyle etkinliklerin yapıldığı zaman dilimine Mevlid-i Nebi haftası diyoruz. Dikkat, Mevlidi değil, Mevlidi. Bu yıl Mevlid-i Nebi haftasının teması Peygamberimiz ve Vefa Toplumu. Dikkat, teması değil, teması yani ana konusu. Temas, teması kelimesiyle karıştırmayalım. Şevkat diyor seslendirme oyuncusu. Birkaç kere dinledim, yanlış mı anladım diye. Dinlediğim sesli kitapta 5-6 kez geçen kelimeyi hep Şevkat diye seslendirdi oyuncu. Sonra ünlü oyuncuların seslendirmelerinde de duydum bu hatalı telaffuzu. Acaba ben yanlış biliyor olabilir miyim diye sözlüklerden kontrol ettim. Şefkat, doğru biliyorum. V ile değil, F sesiyle. Bazen şöyle şeyler olabiliyor camiada. Yönetmen oyuncuya diyor ki, şefkat derken F sesi patladı, onu biraz V gibi telaffuz etmek lazım. Sonra bu, falan hoca, filan ağabey bunu V ile söyleyin dedi. Doğrusu böyleymiş, şefkat diyecekmişiz şeklinde maksadını aşan bir rivayetle bir kuralmış gibi algılanabiliyor. Ve bu hatayı bilen insanlar, profesyoneller daha doğrusunu yapmak adına sürdürüyor. Acaba böyle bir şey mi duydu bu seslendirme oyuncusu dedim, dinlemeye devam ettim. Ölü anlamındaki mevta kelimesini de mefta olarak okudu. Yani hatalısını ve daha zorunu söyledi. Özetlersek şefkat değil, şefkat. Edebiyatımızda şefkat diye kullanılan bir eser olmuş mu, böyle bir dönem olmuş mu ben bilmiyorum. Anlamı koruma, acıma ve esirgeme duygusuyla karışık olan sevgi. Vurgu ikinci hecede. Şef hecesinden sonra K kalın, A sesi var ve inceliğini belli edeceğimiz bir T sesiyle bitiriyoruz. Şefkat. Saat gibi, beraat gibi, hakikat gibi ve ince sıradan ek alıyor. Şefkatli, şefkati. Arapçadan alıntı ama Arapçada şefakat ya da şefekat diye bir kullanım tercih ediliyormuş. Şefkat, müşfik, şafak kelimeleri eş kökenli. Bu minvalden erkek adı Şefik Bey, kız adı Şefika Hanım. Ha, bir kişi adı Şefkat yerine yanlışlıkla Şevkat yazılmış ve böyle söyleniyorsa o zaman düzelterek söyleyemeyiz onu. Şefkat Bey deriz. Yeni Zelandalı entelektüele alerjisi olan Venezuela vatandaşı kolejli koleksiyoncuyla selektör yapılınca kolesterolü yükselen Alaturka müzik yapımcısı,
kolektif bir çalışmayla alegorik anlatımı önceleyen bir kolaj sergisi açtı. Evet, tek L ile yazılıp okunması gereken bazı alıntı kelimelerin bulunduğu bir cümle. Neler vardı? Koleksiyon, entelektüel, alerji, kolesterol, kolektif, selektör, alaturka, alegori, kolej, kolaj, Venezuela, Yeni Zelanda. Benzeri şu kelimelerse 2 L ile yazılıp söyleniyor. İllüstrasyon, illüzyon, illegal.